Selam millet. Bugün E100 ile karşınızdayım. Gerçekten E100 için çok fazla istek geldi. Ben de sizleri kırmak istemedim ve pazar gününü E100'e ayırarak güzel bir inceleme çektim sizler için. İncelemeyi 4 ayrı video şeklinde yaptım. Bundan sonraki birçok gameplaylerde de bu şekilde yapmayı planlıyorum. Çünkü tek bir maç alınca bir tankın her şeyini gösteremiyorsun. Yani tüm özelliklerini gösteremiyorsun. Ben de 4 farklı oyundan 4 farklı kist aldım. Bu şekilde hepsini birleştirerek güzel bir video ortaya çıkarttım. E100'den bahsedecek olursak arkadaşlar, E100 oyunun en eski tanklarından bir tanesi diyebilirim. Benim ağır tanklar arasında favori bir tankım. Gerçi bunun E5 ile FV215 ile aynı klasmana koymuyorum çünkü onlar biraz daha hareketli tanklar. Yani bir IS-7'ye bir IS-4'e göre sıralarsak benim E100 favori ağır tankım. Çünkü bildiğiniz gibi artık oyun bir mid light haline geldi. Yani çok fazla medium tankların ağırlığı var oyunda. Bu sebepten E100 takım atmadığınız sürece çok yalnız kalabilen, çok kolay flankleyebilen bir tank. Ama bunun haricinde birçok özelliğiyle gerçekten çok güzel bir tank E100. Dezavantajlarıyla başlayalım. Dezavantajı AP mermisi. AP mermisi gerçekten bir seviye 10 ağır tank için çok az deliyor. 235 mm'lik delmeye mi sahip? Yani karşınıza bir IS-7 çıkınca onu delmeniz için bir IS-7'nin tamamen dümdüz durup hareket etmemesi gerekiyor ve sizin de bayağı bekleyip atış yapmanız gerekiyor. Ancak bu şekilde IS-7'yi delebilirsiniz. Sırf bunu göstermek için de bir tane ayrı bir video ekledim. Orada da görün diye Gold'dan bilerek AP'yi çektim nasıl delmediğini. Bunu da birazdan göstereceğim sizlere. E100'ün en büyük avantajlarından bir tanesi de zırhı. Zırha açı verdiğiniz sürece gerçekten çok güzel atışlar sektirebilen bir tank. Hem zırha yani hem tankı kendi açısına vermeniz gerekiyor hem de kuleye açı vermeniz gerekiyor. Yani tankı sadece döndürerek atışları sektiremezsiniz. Böyle görünce sizlere rakipler hemen tarata atmaya başlıyorlar goldları ve taretlerle gold çatır çatır yiyor atış vermediğiniz sürece. Ortalama 640 hasarı var. Bu arada şundan da özellikle bahsedeyim. Bir önceki incelemede bahsettim şu atışın rezaletinden. 2 ay önce olmuş olsaydı orada hem E100'ün paletini alacaktım hem de hasar vermiş olacaktım. Ama size anlatmama rağmen yeri geliyor. Anlık durumlar olduğu için ben de aynı hataları yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi boşluk olan zırhlara karşı bu şekilde hit atmayın. Çok güzel bir sekiyor. Hiçbir şey elde edemiyorsunuz. E100'ün canı mesela tek atışlık hale gelecekti ama maalesef orada hit attığım için başaramadım. Yani bu tarz durumlar çok anlık durumlar oluyor. Orada E100'ün hitten AP geçirmiş olsaydım belki de aşağı inmiş olacaktı. O açıyı kaybetmiş olacaktım. Ama yine de eklemek istiyorum. Belki önceki videoları izlemeyenler olabilir. Yani hitin mekanizması değişti. Artık boşluk zırhı sahip. Tanklarda hit denmiyor. Bu yüzden daha çok AP kullanmamız gerekiyor. Topundan bahsediyorduk. 640 ortalama hasara sahip bir top. Yeri geliyor 550 deliyor. Yeri geliyor 700-750 deliyor. Gerçekten bir TD seviyesinde bir top. Harika bir topu var. Ama dediğim gibi AP'sinin delişi düşük. Bu yüzden bol bol hit kullanmanız gerekiyor. Hit'in delişi çok yüksek. 334 mm'lik bir delişi var. Az önce bahsettiğim videoda buydu arkadaşlar. Burada önce E100'de güzel bir kapışma yaşayacağız. Kendisi açı vermekten habersiz bir E100. Bütün atışlarımı yiyecek. Daha sonra da IS-7'yi nasıl AP ile delemiyoruz onu göstereceğim. E100'ü sektirmek için, taretten sektirmek için yaklaşık 30-45 derece arası bir açı vermeniz yeterli. Bu sayede hiçbir şekilde o taretten yemiyor. Ama bu karşıdaki gibi böyle dümdüz bakarsanız böyle çatır çatır 650'leri 700'leri yersiniz. Ve arkadaş akıllanmayacak burada. 3 atışı da aynı şekilde yiyecek. Burada kendine ağır tank zanneden bir obje var. Belki de flanklamaya çalıştı, bilmiyorum ne yapmaya çalıştı. Ama böyle tıpış tıpış da kaçıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar hiç açı vermiyor. Bu şekilde deliyor. E100 güzel, hem güzel snap atan hem de isabetli atışları olan bir tank. Yani öyle IS-7, IS-4 gibi dağlara taşlara gitmiyor. Yani güzel atışlar, ince atışlar yapabilirsiniz. Burada bilerek atmıyorum. Atış yapmasını bekliyorum ama yapmıyor arkadaş. Bu kötü bir E100 oyuncusu. Ve gördüğünüz gibi 3. atışı da yine taresinden vurarak arkadaşı öldürüyoruz. Şimdi IS-7'ye geçtik. Burada IS-7'yi ilk atışta hitli çok rahat vurabilmeme rağmen sırf görün diye AP'yi alıyorum. Bak gördüğünüz gibi bekliyorum. Ön altından dahi delemiyorum. Niye? Çok küçük bir açı var çünkü orada. 30 derecelik bir açı vermiş. Bu sayede AP'sini çok rahatlıkla sektirebiliyor. Yani karşınıza IS-7, IS-4 geldim arkadaşlar. Direkt AP'den hit'e çekin. Bırakın gold noob desinler. Önemli olan maçı kazanmak. Böyle hit'e çektiğim zaman da böyle güzelce delebiliyorum. Şöyle bir daha avantajı daha var. E100'ün mesela face to face yapan bir IS-7'nin ön altını göremiyorsunuz.
Görmenize de gerek yok. E-100, IS-7'leri, IS-4'leri yukarıdan gören bir tank. Yani boyutu ebatıyla yukarıdan gören bir tank. Yani E-100'ü ön üst tabakadan da hitle delebilirsiniz. Hatta ammo da atabilirsiniz. Ama boyutunun büyük olmasının bazı haritalarda dezavantajı var. Bu da o haritalardan bir tanesi. Bunu da özellikle ekledim. Ben burada güzel pozisyon alıp, güzel size yapıp, güzel atışlar yapıyorum. Ama fark etmediğim bir şey var. Onu da birazdan sizlere söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi böyle hafif yan çıkarak güzel atışlar yapabilirsiniz. Hemen burada taretinizi çevirmeniz gerekiyor. Taretiniz mutlaka düz durmasın. Hatta bu maçta o hatayı da yapacağım. Burada bekliyorum. Evet, burada anladım ki aslında ben saklandığımı düşünüyordum ama oradan görülüyormuşum. Yani E-100'ün ebatı sebebiyle ben burada mesela burada beni görmedik yerini düşündüm. Gördüğünüz gibi ikinci atışı sektirdim. Dedim artık ben burada sıçtık. Benim iyice dibe girmem gerekiyor atışı sektirebilmem için. Bunu yapmayın arkadaşlar. Bir atış yapacağım diye bin yemeyin. Gördüğünüz gibi burada tarata açı vermedim. Açı vermemin sebebi de atış yapmamdı da. Aslında ondan sektirip ondan sonra dönmem gerekiyordu ama o atışı FV'ye yapmak istedim. Tabi bu da bana pahalıya mal oldu. Yaklaşık 1000 canımı birden aldı. Ki FV gibi uzaktan da yapamayan bir tank beni oradan rahatçıkla deldi. Şimdi ben burada iyice dibe giriyorum çünkü artık oradan gözüktüğümü biliyorum. Koca kafam sebebiyle, koca ebatlarım sebebiyle. Burada tortuzu çekmenin peşindeyim. Tortuzu alıyoruz burada. Bu arada H'sinden bahsedeyim tankın. Tankın H'si, AP'si kötü olmasına rağmen H'si de bir o kadar iyi. Yani delmediği takdirde bile bu FV gibi FV'nin de FV'nin H'si gibi aynı. Hatta öyle söyleyeyim. Mesela karşınıza bir IS-7 geliyor. Burada kime niyet kime kısmet. Mouse'u almaya çalıştım H ile başaramadım. Mesela IS-7 geliyor karşınıza. Bunu taretinden H'ye attığınız zaman 400-500 delebiliyorsunuz. Böyle IS-7 gelmiş, güzel pozisyon almış, sadece tarete gözüküyor. Dünya benim edasında ama bir H'ye yapıştırıyorsunuz 400-450. Ulan diyor bu adam beni nereden vurdu acaba? Burada mouse'la heyle bitirmeye çalışıyorum ama maalesef M103 önüme atladığı için atışım da ona gidiyor. Yani tankın H'sini mutlaka kullanın. Bu da son video. Bu da benim bir önceki demeyeyim, 2-3 önceki videomdaki STB videosu gibi. E4 ile nasıl maçı çeviriyoruz? Buna çok güzel bir örnek oldu. Ki E4 de burada %49'luk, %48'lik bir oyuncu. Olmasına rağmen gerçekten her şeyi çok güzel yaptı. Gidip salak salak basmadı. Kendisine teşekkür ediyorum maç almamızı sağladı. 13.7 saniyede dolduruyor. Yani normal bir değer. 650-700 vuran bir top için 13.7 saniye normal bir değer yüksek gelse de. Burada bizim arka taraf bitmek üzere. Ben de E5'i alıp pozisyona geçme peşindeyim. Pozisyon alma peşindeyim. Mesela karşınıza Leopard falan çıktı mı ona H ile full nüfus edebilirsiniz. Yaklaşık 1000-1100 vurabilirsiniz. Bir T-62A, bir T-54, bir Obj-140'ın arkasını görüyorsanız direkt H'ye geçin. Yaklaşık 1000 can vurabilirsiniz ki bu attığınız iki atıştan bir tanesi de mutlaka yakar. Burada takımımız bitti gördüğünüz gibi. Biz E4'le yan yana kaldık. Ama ikimiz de güzel pozisyon aldık. O sol tarafı tuttu, ben sağ tarafı tuttum. Ve her gelene bir o vurdu, bir ben vurdum. Bu sayede maçı aldık. Spoiler verdim artık, söyledim. Ama güzel maç çıkacak. Serisi de güzel arkadaşlar. 9'daki E-73 zaten efsane bir tank seviye 9'lar arasında. Bakın burada Leopard'ın altını direkt nüfus edebildim. Şeyden bahsetmiştik. Yani Tiger 1 zaten son güncellemede çok güzel bir buff aldı. Neredeyse bir medium tank haline geldi. Ondan sonra geçeceğiniz Tiger 2 de gayet zırhlı, gayet isabetli bir topa sahip çok güzel bir tank. Yani serisi çok güzel bir tank. Yani insanlar AE serisini OP ederler. Ama aslında E-100'ün serisi de çok güzel bir seri. Yani kesinlikle keyif alarak oynayabileceğiniz bir seri. Yani ben tavsiye ederim. Yani şu an mediumların egomanyası altında olan bir oyunda E-100'e gitmek ne kadar doğru tartışılır. Ama bir E5'iniz varsa ikinci olarak bir E-100 alabilirsiniz. Ya da bir E-100'e gidip daha sonra bir E5 alabilirsiniz. Gerçekten zırhıyla, topuyla komple bir tank. Gördüğünüz gibi burada her geleni teker teker çektik. Artık videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. E-100 tavsiye edebileceğim gayet zevkli bir tank. Burada da E4 ile maçı beraber çektik.